Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bugün 3. sınıf matematik dersi tartma konusuyla ilgili problemler çözeceğiz. Dersimize geçmeden önce her sorunun başında videomuzu durdurup soruları kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra çözümü dikkatle izleyin. Eğer hazırsanız ilk sorumuzla başlayabiliriz. Hasan topladığı 40 kilogram çileğin 8 kilogramını ailesi için ayırdı. Geriye kalan çilekleri 4 kasaya eşit olarak bölüştürdü. Kasaların her birinde kaç kilogram çilek vardır? Evet, sorun, sorunun çözümüne başlayabiliriz. Başlangıçta Hasan'ın 40 kilogram çileği varmış. Evet, bunun 8 kilogramını ailesi için ayırdığına göre 40'dan 8'i çıkarıyorum. Evet, 0'dan 8 çıkmıyor. Bir onluk alıyorum. Ondan 8 çıktı. 2 3'ü de aşağı indiriyorum. Evet 42 kilogram. Evet kilogramın kısaltması küçük harflerle KG şeklindedir. Ee, 32 kilogram kaldı şu an elimde. Evet geriye kalan çilekler derken 32 kilogram. Evet bunu 4 kasaya eşit olarak bölüştürmüş. Evet 4 tane kasamız var. Bu 32 kilogram çileği bu 4 kasaya eşit olarak bölüştüreceğiz. Evet bölüştürme işlemlerinde bölme işlemi yapıyoruz. 32'yi 4'e bölüyorum. Evet 32'yi 4'e bölersem 32'de 4 8 kere var. 8 kere 4 32. Evet 8 çıktı. O halde her bir kasaya 8 tane 8 kilogram çilek düşer. Evet sıradaki soruna devam ediyorum. Armutun kilogramı 5, üzümün kilogramı 6 TL'dir. 3 kilogram armut 4 kilogram üzüm alan Mehmet Bey satıcıya 50 TL verdi. Mehmet Bey ne kadar para üstü almalıdır? Evet sorunun çözümünde Mehmet Bey'in aldığı meyvelere bakalım. Evet armut alınmış ve üzüm alınmış. Evet armutun kilogramı 5 TL'ymiş. Evet 5 TL olan armutlardan 3 kilogram alınmış. Bakalım armut için ne kadar para vermesi gerekir? 5 çarpı 3 15 TL vermesi gerekir. Evet üzümün kilogramı 6 TL'ymiş. Evet 6 TL olan üzümlerden 4 kilogram alındığına göre 6 çarpı 4 24 TL üzümü para vermesi gerekir. Evet bunları toplayalım. Bakalım ne kadar harcama yapılmış. 5, 4 daha. 9, 2, 1 daha. 3, evet 39 TL harcama yapılmış. Soruma dönüyorum. Mehmet Bey satıcıya 50 TL para verdiğine göre 39 TL'sini alması gerekiyor. Satıcının evet geriye ne kadar para üstü kalır? Evet, para üstü sorularında çıkarma işlemi yapıyorum. 0'dan 9 çıkmıyor. Evet, bir 10'luk alıyorum. 10'dan 9 çıktı. 1. 4'ten 3 çıktı 1. Evet 11 TL para üstü alması gerekiyor Mehmet Bey'in. Evet sıradaki soruna devam ediyorum. Evet gördüğümüz gibi biraz farklı bir soru. Ee, tahterevalli sorusu. Yukarıdaki tahterevalli dengededir. Buna göre karpuz kaç kilogramdır? Evet. Tahterevalli ve eşit kollu terazi sorularında eee denge noktasından veya eşit bulu terazinde olduğu zaman onun denge noktasının sağ tarafı ile sol tarafı eğer bunlar dengede ise birbirine eşit olmak zorundadır. Yani sağ tarafında kaç kilogram varsa bunun dengede olabilmesi için sol tarafında da aynı kilo olması gerekir. Evet şimdi bakalım bu tahterevallinin sağ tarafında kaç kilogram var? Evet 5 kilogram, 5 kilogram ve 2 kilogramlık ağırlıklar var. Evet, bunların toplamına baktığımız zaman 5 5 10 2 daha 12 kilogram ağırlık olduğunu görüyoruz. Yani bu tartı terazinin sağ tarafı evet 12 kilogram varmış. Evet bunun dengede olabilmesi için sol tarafında da aynı 12 kilogram olması gerekiyor. Bakıyorum sol tarafında karpuz var. Evet karpuz var ve 4 kilogram var. Evet bunun ikisini topladığım zaman 12 kilogram çıkması gerekiyor. Yani kaçla 4'ü toplarsam 12 eder. Evet burada çıkarma işlemi de yapabilirsiniz. 12'den 4 çıktı. 8 yani karpuzun ağırlığı 8 kilogrammış. Evet demek ki burada karpuz 8 kilogram ağırlıkta olacak ki 8-4 daha 12 olsun. sağ tarafın ağırlığı da zaten 12 kilo, 12 kilogramdı. Ancak bu şekilde dengede durabilir. Evet sıradaki soruma devam ediyorum. Bir çuval un 50 kilogramdır. Bir çuval unun 5'te 2'si ile ekmek yapıldı. 5'te 1'i ise satıldı. Geriye kaç kilogram un kaldı? Evet bu hem tartma hem de kesirler konusu. İkisinin bir arada olduğu bir soru tipi. Evet hemen isterseniz çözüme başlayalım. Kesirler konusunda biliyorsunuz ki kesirleri model ile göstermem lazım. Soruyu daha kolay çözebilmem için. Evet payda kadar bir bütünü payda kadar parçalara ayırıyorum. Paydan 5 olduğuna göre bunu 5'e böleceğim. Evet 5 parçaya ayırdım. Bu 5 parçadan ikisiyle, evet bir, ikisiyle, evet ekmek yapıldı. Bu iki parçayla ekmek yapıldı. Evet 5'te 1'i bakın 1, 2, 3, 4, 5 parçadan 1'i de herhangi birini boyayabilirim hiç fark etmez. 5'te 1'i ile de bu da satılmış. Satıldı. Evet geriye kaç kilogram un kaldı. Evet bu iki parça ekmek yapıldı. Bu bir parça satıldı. Geriye iki parça ekmek kaldı. Evet bu bir çuval bu bizim çizdiğimiz 5 parça bu bir çuval unumuz da aslında. Bu 5 parça 50 kilo, 50 kilogramsa evet bir parça bakalım ne kadar ediyor. Evet biz bu 50'yi 5 eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Yani 50'yi 5'e böleceğim. 5'te 5 beş bir kere var. 1 kere 5 5. 5'ten 5 çıktı. 0. Evet 5 işlem yaptım. 0 Sıfır kaldı. 0'ı aşağı indiriyorum. Aşağı indirdiğim anda bölene sorarım. 0'da 5 var mı? Yok cevabını aldıysam bölüme bir tane sıfır atarım. Tekrar bölünene bakarım. İşlem yapacağım başka sayı kaldı mı? Hayır kalmadı. O halde bölme işlemim bitti. Evet bu bulduğum 10 bu parçalardan sadece biridir. Evet hepsi eşit olduğuna göre hepsine 10 yazarım. Bakın başlangıçta bu bir çuval unumuzdu demiştik. 10, 20, 30, 40, 50. Evet bakın 1 kilo, 1 çuval un 50 kilogram. Onu eşit parçaya böldük. E, 20 kilogramı ekmek yapıldı. 10 kilogramı satıldı. Ve bize ne kadar kaldı? Bakın 10 artı 10. Yani 20 kilogram un bize kalmış oldu. Evet sıradaki soruna devam ediyorum. Cemil papağanına her gün 100 gram yem veriyor. Evet buradaki küçük g harfi gram demektir. Gramın... E, gösterimi gramı sembolü küçük g harfidir. Evet 1100 gram yem veriyor. Cemil papağanına haftada kaç gram yem verir? Evet haftada derken bir haftada bahsediyor. Bir haftamızda kaç gündür sevgili öğrenciler? Evet bir haftamız 7 gündür. Bir günde 100 gram veriliyorsa 7 günde 7 günde 7 çarpı 100 gram yem verilir. Evet, bir sayının 100 ile kısa yoldan çarpımı sayıyı yazıyorum. Daha sonra yüzde iki tane sıfır olduğu için sayının yanına 2 tane sıfır ekliyorum. Evet, 7 günde yani bir haftada 700 gram yem vermiş olur. Sıradaki soruna devam ediyorum. Annem 600 gram peynir aldı. Peynirin 90 gramını ben, 130 gramını ablam yedi. Geriye kaç gram peynir kaldı? Evet bu sorunun iki farklı çözüm yolu vardır. Bu iki farklı çözüm yolunun ikisini de göstermeye çalışalım. Evet birinci yolum yani birinci çözüm yolu şu şekilde. Başlangıçta 600 gram peynirim vardı. 90 gramı yenildi. O zaman yenildiği zaman peynirim eksilecek demektir. 600'den 90'ı çıkarırım. Evet 0'dan 0 çıktı. 0. Sıfırdan 9 çıkmıyor. Bir tane 10'luk alıyorum. 10'dan 9 çıktı. 1. 5'i de aşağı indirim. Evet 510 gram kaldı şu an elimde. Evet 90 gramını eksiltmiş olduk. Şu an çıkan sonuçtan yani 510'dan 130 gramını da ablam yediğine göre evet peynirim yine eksilecektir. O halde yine çıkarma işlemi yapıyorum. 0'dan 0 çıktı. 0. 1'den 3 çıkmıyor. Evet bir tane onluk alıyoruz. 11'den 3 çıktı 8. 4'ten 1 çıktı 3. Evet 380 gram peynirim kalmış olur. Evet bu birinci çözüm yolumdu. Evet bir de ikinci çözüm yoluna bakalım. Evet ikinci çözüm yolunda öncelikle ne kadar peynir yenmiş onu bulurum. Evet 130 gram ab, e, ablası yemiş. Evet, 90 gramda kendisi yediğine göre toplam ne kadar peynir yenilmiş onu bulmam gerekiyor. 0 0 da 0, 9 3 da 12 elde var 1, 1 1 de elde 2. Evet, 220 gram peynir yenilmiş. Başlangıçta 600 gram peynir olduğuna göre, evet, bunun 220 gramı da Yenildiğine göre, evet yenilen peynir eksilecek, e, çıkarma işlemi yapacağım demektir. Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır, sıfırdan iki çıkmaz, bir tane alırım. Ondan iki çıktı, sekiz. Beşten iki çıktı, üç. Evet, yine 380 gram peynir yenilmiş olur. Evet, siz hangi yöntem size daha kolay geldiyse o yöntemi kullanabilirsiniz. Sıradaki soruma devam ediyorum. Babam 8 kilogramlık karpuza 24 TL ödedi. Buna göre karpuzun kilogramı kaç TL'dir? Evet karpuzun kilogramı derken yani karpuzun bir kilosu kaç lira diye soruluyor. Evet ödediğimiz para 24 TL ve karpuz 8 kilogram. Evet 24'ü 8'e bölersem bir kilosunun kaç TL olduğunu bulabilirim. 24'te 8, 3 kere var. 3 kere 8, 24. Evet bu bulduğum 3 bir kilosunun fiyatıdır. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz burada sona ermiş oldu. Derslerinize çok iyi çalışın. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.